İş kazasında ölenlerin isimleri. 4 kişi. Yani yere baksana. Şimdi yine solunuzdaki ada, en dipte arkadaki yine Meis adası, uzunluğunu arkaya doğru görebiliyorsun buradan daha net. Yani karşıdan sadece küçük gözüküyor ama bakın arkaya doğru ne kadar geniş bir alanda uzanıyor Meis adası. Küçük değil yani aslına bakarsanız. Evet, istikamet şimdi kalkan. Efendim kalkan kaş gibi değil, onu öncelikle söyleyeyim. Yani kaş gibi cıvıl cıvıl değil öncelikle. Yani kalkanın öyle ahım şahım da çok görülecek bir yeri yok. Ama önünden geçtiğimiz için Mustafa Dalkıran bunu programa dahil ediyor. Hani en azından burayı da görmüş olun diyerekten bir gireceğiz. İmanda şöyle bir dolaşırsınız kalkanı da görmek babında. Ama hani hayallerinizi çok fazla süslemesin. Özellikle önemli olan o. Haricinde çok güzel bir sayfiye yeridir. Kafa dinlemek için birebirdir. Fazla curcunası yoktur dediğim gibi. Çok nezih butik otelleri de vardır. Biraz pahalıdır ama küçük bir yer olduğundan dolayı yatak kapasitesi çok fazla değil. Yani bizim ne bileyim kemer gibi binlerce yatak yok. Yüzlerce. Birkaç yüz. Çoğunlukla yerli ve İngiliz turistleri ağırlar çoğunlukla. Avrupa'dan yani çeşitli ülkelerden de gelen vardır tabi de ama çoğunluk olarak diyorum İngiliz ve yerli misafirler gelir. Kaş da öyledir. Taşa İngiliz, Hollandalı daha çok gelir. Tek tük Alman uğrar yolunu kaybeden. Bir de tabi bizler yerliler Taşa gideriz. Bu bölge kumsal olarak pek fazla bir kumsalı yoktur. İşte tek tük Kaputaş olsun, Patara olsun. Daha çok böyle gördüğünüz gibi kayalıktır. Adası da irili ufaklı bol olduğu için dalış merkezidir Akdeniz bölgesi. Dalış merkezidir. Buraya dalmak için gelen yine dünyanın birçok yerinden insanlar buraya dalmak için gelir. Aynı zamanda yaz kış fark etmez rüzgarı bol olduğu için yelken sporları için çok elverişlidir. Yelkenli yat sahibi olanlar da bu bölgede yazın, özellikle yazın çok sık bulunur, görülür. Yine farklı bir turizm, alternatif turizm dediğimiz, eko turizm dediğimiz farklı bir turizm bölümü olan yürüyüş grupları. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım aylarında bu dağları boydan boya yürürler. Zaten çok meşhurdur. Dünyanın en güzel ilk 10 yürüyüş parkurlarından bir tanesi Likya yürüyüş grubudur. İşte malum Antalya Hisar Çamlıdan başlar. Fethiye'de son bulur. Kayaköy'de, Ovacık'ta 508 kilometredir dağ etabı komple. 508 kilometreyi sırt çantanızda, çadırınızda yürümek isteseniz dağdan ortalama bir 35 gününüzü alır. 35 günde Fethiye'ye ulaşırsınız. Ben 25 günde Saha, muhteşem manzaralar ve olağanüstü güzellikteki doğasıyla geniş alanlar kaplayan ve otokton konumlu kayalarla temsil edilen Bey Dağları otoktonu ile bunun üzerinde yer alan batıdaki Likya Napları ve doğudaki Antalya Napları bulunmaktadır. Bölgede ayrıca Bey Dağları otoktonu ile Likya Napları arasında kalan ve yanal devamlılık sergileyen arazon niteliğindeki Yeşil Barak Napı yer almaktadır. Bey Dağları otoktonu üst kratese, alt miyosen yaşlı platform tipi karbonatlardan oluşur ve temel konumundadır. Bölgedeki alokton birim ise Likya Naplarıdır.